Yılmaz Güney'e, coşkulu anma. Yaptığı birçok başarılı filmin yanı sıra, Yol filmiyle 1982 yılında Fransa'da Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan ve sinemanın çirkin kralı olarak tanınan, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney, doğumunun 86. yılında, Halkın Sanatçısı, Halkın Savaşçısı, isimli programla anıldı. Güney Dergisi'nin İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma programına birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katılırken, salon Yılmaz Güney'i sevenlerle doldu, taştı. Sunuculuğunu Güney Dergisi'nden Burcu Özkaradeniz'in yaptığı anma programına, Fatoş Güney, Güney Dergisi Yazı İşleri Müdürü Tuncay Özkaradeniz, yazar Temel Demirer ve yazar Pakrat Estukyan konuşmacı olarak katıldı. Anmaya HDP Milletvekili Musa Piroğlu, İl Eş Başkanı Ferhat Encü, çok sayıda siyasi parti, dergi, sendika temsilcisi ile Yeni Bir Dünya İçin Çağrı Dergisi ile Dostluk ve Kültür Derneği üyeleri de katıldı. Program, Yılmaz Güney'in anısına saygı duruşuyla başladı. Anma programı Güney'in konuşmasının ardından Yılmaz Güney için hazırlanan belgesel gösterimiyle devam etti. Anma programı sanatçı Devrim Kavallı ve Baran'ın seslendirdiği ezginlerin ardından son buldu. Bırakan, Güney Dergisi'nin düzenlemiş olduğu Halkın Sanatçısı, Halkın Savaşçısı Yılmaz Güney bizlerle etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün programımızda yazar ve şair Halil Yeni arkadaşımız da burada olacaktı. Benimle birlikte bu sahneyi sunucu olarak paylaşacaktı. Fakat çok önemli bir nedenden ötürü bugün aramızda değil. Üzüntülerini de sizinle paylaşmak istiyorum buradan. Güney Dergisi adını Yılmaz Güney'den alan, ülkemizde toplumcu sanatın temsilcisi olmasının yanında Yılmaz Güney'in siyasi düşüncelerini ve sanatını sahiplenerek uzun soluklu yolculuğunu sürdürüyor. Bu bağlamda Güney Dergisi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında etkinlikler düzenleyip yazınsal ve görsel üretimlerine devam ediyor. Fakat bu yıl Yılmaz Güney'in 86. doğum gününü, yıl dönümünü maalesef ki buruk kutluyoruz. 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi derinden etkileyen deprem, insanlığın yüreğinde maalesef kapanmaz yaralar açtı. Yaşamımızda bu felakette kaybettiklerimiz, yitirdiklerimiz ve başta Yılmaz Güney olmak üzere devrim mücadelesinde yitirdiğimiz insanlar anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anaları mücadelemizde yaşayacaktır. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için yaşadığımız coğrafyayı emekçilere cehennem, patronlara cennet kılan, halkımız enkaz altında yaşam mücadelesi verirken el uzatmak yerine selalarını okutturan bu karanlık düzeni hep birlikte yıkmalıyız. Ve Yılmaz Güney'in dediği gibi dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız.
Sevgili dostlar, açılış konuşmasını yapmak üzere Güney Dergisi adına Tuncay Özkaradeniz'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Tuncay Bey. Ses deneme. Sevgili dostlar, saygıdeğer konuklar, Yılmaz Güney'in cesur yoldaşları. Etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için Güney Dergisi adına sonsuz teşekkür ediyorum. Doğumunun 86. yılında Yılmaz Güney'i anarken devrimci coşkumuzu istemeden yüreklerimize gömdük. 6 Şubat günü başlayan depremler birçoklarımızın canını aldığı gibi birçoklarımızı da derin üzüntü içine soktu. Ailelerini, arkadaşlarını kaybedenler için bir kez daha sabırlar diliyoruz. Çok üzgünüz. Yaşananları öfkeyle karşıladık. Söylenecek tek cümle kalıyor bize. İnsanlık bu kadar acıyı hak etmiyor. Deprem bölgesinde yaşayan ve ilk günden beri bildiğini sorunlara doğrudan şahit olan biri olarak söyleyebilirim ki deprem sadece evleri yıkmadı. İnsanların hayalleri, umutları, sevinçleri de depremle birlikte yerle bir oldu. Artık hepimiz biliyoruz. Ailelerimizin canına sebep olan şeylerin afet olmadığını, hepimiz biliyoruz gerçek sorumluların kimler olduğunu. En doğal hakkımızı, yaşam hakkımızı yok sayan, bizleri güvencesiz evlerde yaşamaya mecbur bırakanlar, ölümlerin gerçek sorumlularıdır. Doğal felaketleri insanlığın kaderi olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Kimselerin depremzedelere acıyarak yardım etmesini doğru bulmuyoruz. Depremzedelere yapılacak en büyük iyilik onların sesi olmaktır. Onları günlerce bekletip ölüme terk edenlerden hesap sormaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki insanlığın başına gelmiş en büyük felaket kapitalizmdir. Ve onun çanak yalayıcısı burjuva iktidarlardır. Kapitalizmden kurtulmadıkça, burjuvazinin her türden iktidarlığına son verilmediği sürece felaketler de kapılarımızı vurmaya devam edecektir. Sevgili dostlar, hüznümüz kadar öfkemiz de büyüyor. Söyledikleri yalanlar boylarını aştı. Yarattıkları pisliğe emekçileri, işçileri de sürüklemekten utanmıyorlar. Demokrasi kılıfı geçirilmiş seçimleri bizlere hakmış gibi sunup hangi bataklıkta yaşamak istersiniz diye tercih yapmamızı istiyorlar. Bizleri kimin yönettiği değil, kimlerin sömürdüğünü gizleyenler karşısında vatandaşlık görevimizi yerine getirmemizi istiyorlar. Soruyorum sizlere, vatandaşlık görevi nedir? Sandığa gidip oy kullanmak mıdır? Yoksa emeğimizi sömürenlere karşı dünya halklarının başına bela olan kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadele etmek midir? Dostlar, sınıf mücadeleleri tarihi bizlere hiçbir şeyin kolay kazanılmadığını öğretiyor. Toplumsal sorunların çözümü için sandığı işaret edenleri hatırlatmak isteriz ki, sandık bugüne kadar işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, halkların hiçbir sorununu çözmemiştir. 1871 Paris Komünü'ne bakın. 16. yüzyıl Alman köylü savaşları tarihine bakın. 20. yüzyıl ve öncesinde büyüyen Latin Amerika devrimleri tarihine bakın. 1917 Büyük Ekim devrimi tarihine bakın. 1949 Çin devrimi ve daha nice büyük devrimlerin tarihine bakın. Hiçbiri göstermelik seçim oyunları ile kazanılmadı. İşçilerin, yoksul köylülerin devrimci mücadeleleri ile kazanıldı. Kapitalizmi yıkacak olan da ve sorunlarımızın tek doğru çözüm yolu Yılmaz Güney'in de bize öğrettiği gibi devrimdir. Ve bunun başka da bir yolu yoktur. Yılmaz Güney 1983 yılında Fransa'da yapılan bir toplantıda yaptığı konuşmasında şöyle diyor bize. Biz de faşizmi yıkmaya, siyasi hak ve özgürlükleri kazanmaya, demokratik bir Türkiye kurmaya kararlıyız. Bu kavga mutlaka demokrasinin zaferiyle sonuçlanacaktır. Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Somoza, İran Şahı ve daha birçok faşist diktatör
faşist diktatörlük nasıl yıkıldıysa bunlar da yıkılacaktır. Dostlar, Güney Dergisi emekçileri olarak sosyalist kültürün işçilere, emekçilere taşınması için çaba içerisindeyiz. Sosyalist sanatın en iyi örneklerini veren Yılmaz Güney'i sahiplenirken de onun eşsiz sanatçı kişiliği yanında komünist kişiliğini de anlatmaya, duyurmaya çalışıyoruz. Onun doğru Marksist-Leninist görüşlerini savunuyor, kimi hatalarının Marksist-Leninist eleştiri yoluyla aşılması gerektiğini söylüyoruz. Dergimizin 30. yılında olduğu gibi bundan sonra da Yılmaz Güney bizimle yaşamaya devam edecektir. Güney'in bugüne ulaşmasında emeği geçen bütün yazar, şair, çizerlere ve okurlarına teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımızın ve emeği geçen herkesin tek tek ellerini sıkıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Teşekkürler. Sevgili Tuncay Özkaradeniz'e katkısından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Kısa bir mesajımız var, hemen onu da iletmek istiyorum size. Değerli yoldaşlar, Yılmaz Güney bizimle etkinliğinizi kutluyoruz. Devrimci selamlarımızla. Söz ve eylem. Yılmaz, kemikten ibaret kalmış parmaklarıyla elimi tuttu. Senden bir şey isteyeceğim mavi kuş. Söz ver bana. Eğer ben yapamazsam, mutlaka sen yapmalısın dedi. Neyi ben yapmalıyım Yılmaz'ım dedim. Yazmalısın. Mutlaka yazmalısın. Anlatacaksın. Beni, kendini, yaşadıklarımızı, direncimizi, zor günleri. Vasiyetini yerine getirerek Yılmaz Güney'in anılarını ve hatıralarını yaşatan, Güney'in daha iyi anlaşılmasını, özellikle genç kuşaklara anlatılmasını sağlayan, filmlerinin ülkesinde gösterilmesi ve yaygınlaştırılması için emek veren, kurduğu Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı ile onu unutturmayan, yazdığı kitaplarla Yılmaz Güney'i yarınlara taşıyan sevgili Fatoş Güney de aramızda. Fatoş Hanım hoş geldiniz. Günümüze anlam verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizi şöyle kürsüye alabilir miyim? Şöyle lütfen. Teşekkür ederim. Sizin bu ilginiz, sizin bu sevginiz, sizin bu dostluk gösterileriniz bana öyle büyük bir güç veriyor, öyle büyük bir moral veriyor ki inanın yaşama sevincim oluyorsunuz. Artık yaşlandım, notlarıma bakarak konuşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dayanışmanın, bir dayanışmanın, bir yoldaşlığın örneğini sergilediniz. Her zaman olduğu gibi, ne zaman Yılmaz Güney'le ilgili bir şey yapsak, sizlerin yoğun ilgisi, yoğun desteğiyle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Bana ve bize güç verdiniz, onur verdiniz. Bugün Yılmaz Güney'in doğum gününü kutlamak için ve onu bir kere daha yad etmek için buradayız. Keşke bugünü coşkuyla, sevinçle kutlayabilseydik. Gerçekten bunu çok isterdim.
Ama ne yazık ki hepimizde bir hüzün, bir keder ve bir endişe. Bu nedir? Bu bireysel bir şey değildir. Bu ülkemizin bize yansıyan, içinde bulunduğu durumun bir gerçeği, bir yüzüdür. Yılmaz doğalı 86 yıl olmuş, öleli ise tam 39 yıl. Ne yazık ki aradan geçen bunca uzun yıla rağmen ülkemiz hiç olmadığı kadar kötü durumda. Hiç olmadığı kadar endişe verici bir durumda. Yılmaz'ın kazanacağız, bir gün mutlaka kazanacağız sözünün gerçekleşmesine az kaldı diyemeyeceğim maalesef. Yılmaz da yaşamının her döneminde bu köhne düzenden nasibini aldı. Kısaca size hatırlatmak istiyorum. 27 Mayıs 1960 ihtilali özgürlük balonları uçururken o henüz 20'li yaşlarında küçücük bir hikayesinden aldığı komünizm suçundan 2 yıl hapishaneye girecek ve 6 ayda sürgün cezasına çarptırılacaktı. 12 Mart 1972 darbesinde devrimci öğrencilere para ve silah yardımı yaptığı ve Mahir Çayan'la arkadaşlarını evimizde sakladığı için 5-15 yıl ceza istemiyle yargılanacak ve 2 yıl Selimiye Askeri Mapushanesi'nde tutuklu kalacaktı. 11 Eylül 1982 darbesi, Güney Dergisi'nde yazdığı yazılardan ötürü 100 yıl ceza alarak ülkesinden ayrılmak zorunda kalacaktı. 1984 yılında onu kaybedecektik ama cezalar bitmeyecekti. Süre gelen Evren Cuntası'nın döneminde 10 yıl boyunca filmlerinin gösterimi yasaklanacak, hatta adından söz etmek bile yasaklanacak cezaları getirecekti. Onlarca filminin negatifleri yakıldığı, yakılıp yok edilecek, ardından adından bile söz etmek yasaklanacak. Daha sonra bu yasakların uzantısı otosansür şekline bürünerek devreye girecekti. Yani kurumlar, TV'ler, sinemalar bu yasağı artık hukuksal olmasa bile kendileri sürdürecekler ve asla Yılmaz Güney filmlerini göstermeyeceklerdi. Yasaklar devam edecekti, bitmiyordu. Yılmaz Güney öldü ama yasaklar sürüyordu. Ta ki Recep Tayyip Cuntası'na kadar. Recep Tayyip Cuntası'nda Yılmaz Güney'in yine filmleri yine gösterilmeyecekti ve fikirleri yasaklanacaktı. Defalarca kendisine ulaşmak istememe rağmen, defalarca TV'lerle, sinemacılarla görüşmeme rağmen hiçbir sonuç alamayacaktım. Ve şu anda bu durumlar sürüyor. Maalesef yasaklar devam ediyor. Yılmaz Güney hapishanelerden kurtulamıyor. Aynı zamanda sanatı ve düşünceleri. Bu arada sinemada tüm sanat hayatının sansürün kılıcı altında geçtiğini de hatırlarsak, Yılmaz Güney'in bütün bu olumsuz ve yok edici, ezici şartlara karşı mucizevi işler başardığını görüyoruz ki bu yüzden bir sinemada ve siyasette bir efsane oldu. Sinemasını bazıları yeni gerçekçilik olarak, kimisi şiirsel gerçekçilik olarak, kimisi de siyasal sinema olarak görmüşlerdir. Aslında bunların hepsinin de bu gerçekte payı vardır. Ece Ayhan'ın dediği gibi, Nazım Hikmet nasıl tek başına bir okul idiyse,
Kitleler Nazım'ın şiirleri üzerinden sosyalist olmuşsa, yüzlerce insan, yüzlerce adli mahkum hapishanelerde Güney'i rol model alarak devrimci olmuştu. Hal böyle olunca Nazım Hikmet devrimin ve sosyalizmin bir şiir kolu, Yılmaz Güney de devrimin sinema kolu başkanıdır demişti. Yılmaz her türlü koşulda koşuyu kazanmış bir attı. Bu yüzden efsaneydi. Efsane koşuyu kaybetse de kaybettikten sonra da koşuyu sürdüren bir attı. Tıpkı Zapata'nın atı gibi. Tıpkı Adana'nın Yenice köyünden koşuya başlamış olan bu kara kuru, yoksul Kürt çocuk gibi. Ben ona Yenice'nin uçan atı adını verdim. Koşuyu hiç bırakmayan ve hala sürdüren Yenice'nin uçan atı. Evlenirken bana şöyle yazmış. Benim güzel karım, benim boynuma ip bağlama. Benim için süslü eğerler, gemler düşünme. Benim sırtıma kimseler binmesin. Beni o vahşi tabiatın içinde kendi başıma buyruk bırak. Dilediğim gibi, şimdiye kadar yaptığım gibi şaşırmadan gideyim. Bana inanıyorsan seni ömrümce çıplak sırtımda taşırım. Kimse için, kimselerin düşünceleri için beni kalıplara sokmayı düşünme. Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz, başımızı sokacak bir yerimiz olsun. Beni tanı, tanıdığın gibi sevebilirsen sev. İşte Yılmaz Güney'in insan tarafından bir örnek. Oh, tüm zor zamanların kahramanı olarak yüreğimizde ve hepimizin bilincinde hep yaşıyor ve yaşayacak. Şimdi bir teşekkür borcum var Güney Dergisi'ndeki arkadaşlara. Onlar da tüm zorlukları göğüsleyerek bugünlere geldiler. Güney'i omuzlarında taşıyarak çoğalttılar, yaşattılar. Bir mirası, bir misyonu, bir vasiyeti ve bir koşuyu bugün hala sürdürüyorlar. Ben gideceğim, başka Fatoş Güney yok. Ama ölmeden önce ama onlar bu misyonu ömürleri boyu taşıyacaklar ve hep sürdürecekler. Bayrağı bir ileriki arkadaşlarına devredecekler. Ölmeden önce gerçekleştirmek istediğim bir şey vardı. Bir kitap yazmak. Onu yazdım. İsmi Camları Kırın, Kuşlar Kurtulsun. Bir film projesi üzerinde çalışıyoruz. Ve bir müze projem var. İnanın ki gezmediğim belediye kalmadı. Sayın Şişli Belediye Reisi'ne de buradan saygılarımı sunuyorum. Kendileri de araştırdılar. Ama maalesef bize verilecek bir yer bulunamıyor. Ama mutlaka olacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar iletiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fatoş Hanım, Fatoş Hanım, nacizane bugünün anısı için kabul ederseniz bizden size bir hatıra olsun. Biz çok teşekkür ederiz bugününüze. Gerçekten çok güzel bir anlam kattınız. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık.
katkılarından dolayı Fatoş Güney'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiler. Sevgili dostlar, kısa iki mesajımız var. Onları da iletmek istiyorum. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. HDP Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Bir mesajımız daha var. Dostlar, yoldaşlar, onun için sinemanın kapısında sırasını bekledi. Onun için çocukluğunda yazlık sinemada sandalyeleri dizdi. Onun için set arkasında asistanlık yaptı. Onun için sinemayla ilgili çok şey yazıldı ama hiç kimse sefaletimizin resmini çekerek sinemaya adım attığını pek yazmadı. Ona sadece sinemanın devrimci aktörü demek eksik kalır. O devrimci sinemayı yarattı. Hiçbir zaman sistemle barışık olmadı. Ama herkes şunu bilsin ki o yalnız sinemayı aydınlatmadı. Binlerce hayranını da devrimci yaptı. Onu böyle bilmeli, böyle anmalıyız. Mahirlerin yoldaşı, çok yaşa çirkin kral. Dostluk ve Kültür Derneği Dekader. Teşekkür ediyoruz. Dostlar, Güney Dergisi işçi sınıfının ve emekçi halkın kültür sanat üretimlerini özellikle önemseyen ve sayfalarının çoğunluğunda onların üretimlerine yer veren bir dergi olmasının yanı sıra yazarlarıyla bu katkıya yön vermeye ve halkın kültür sanat cephesini örmeye çalışan bir dergidir. Güney Dergisi olarak hazırlamış olduğumuz Yılmaz Güney belgeselini hep birlikte seyredeceğiz. İyi seyirler. Artizan aramızdalar. Etkinliğimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnsana ait hiçbir şeye yabancı değil diyen, kendi kuşağıyla müthiş bir serüveni yaşayan ve yaşadıklarından asla pişman olmayan, hatta yaşadıklarını yaşamış olmayı bir onur, bir şans olarak gören, sevdasız kavga, kavgasız sevda olmaz diyerek yeryüzünü aşkın yüzüne çevirmeye çalışan yazarlarımızdan Temel Demirer'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz, buyurun. Benden 10 dakikada Yılmaz'ı, yoldaşım Yılmaz'ı anlatmamı istiyorlar. Yılmaz'a dair ne denilebilir bilmiyorum ama benim diyeceklerim çok net. Yılmaz Paris'te üstüne yorganını örttüğü komünarların yoldaşıdır. Yılmaz'ı Yılmaz yapan da Paris Komünü'nde ayaklananların davasını sanattan siyasete, yaşamının her alanına içkin kılmasıdır. Yılmaz Güney'i ilk kez Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenciyken Ankara'da büyük sinemada bir galada görmüştüm. Sonrası kendiliğinden geldi. O günlerin içinde sürgünlük vardı. O günlerin içerisinde ülkedeki faşizme karşı hayır diyenlerin Paris'ten Strasbourg'a yürüyüşü vardı. O günlerden aklıma kalan tek şey,
O günlerden aklımda kalan önemli şey, Yılmaz Güney'in hepimize, bana, sana, size, hepimize nasıl insan olacağını anlatmasıydı. Yılmaz Güney'e dair birçok tanım yapılabilir. Ama bana sorarsanız, Yılmaz Güney'in en temel özelliği, aşkların, tutkulu aşkların, bir davanın, komünizm ülkesinin insanı olabilmenin tüm gereklerini yerine getirdiğiydi. Eğer bir gün bir yerde boyun eğmeyen birisini görürseniz, o Yılmaz Güney'dir. Eğer bir gün bir yerde diz çöktürülemeyen birisini görürseniz, o Yılmaz Güney'dir. Eğer bir gün bir yerde size baharın isyancı olduğundan söz ediyorlarsa, aklınıza gelen şey Yılmaz Güney'dir. Bugünlerde Yılmaz'ı yeniden bir kere daha hatırlayın. Yılmaz Güney bir onurdur. Dik durup diklenmenin, zulüm karşısında zalimlerinden yana tercih yapmadan dimdik duran bir iradenin adıdır. O bir Kürt'tür. Kürt ulusunun davasını unutanlara benzemez. O her zaman Kürt ulusunun davasını her koşul altında en gür sesiyle haykıran işçi sınıfı savaşçısıdır. Bir şey daha söyleyeceğim. Küçük burjuva bulunmak pahasına bunu söylemeden geçersem ayıp olur. Fatoş biraz önce benim sürgündaşımdır. Onur duyduğum bir sürgündaşımdır. Fatoş biraz evvel yaşlandığından söz etti. Katılmıyorum. Fatoş hala Yılmaz Güney'in aşık olduğu, onu sevdayla satırlarına, filmlerine, yaşamına nakşettiği bir kadındır. Ama şunu itiraf etmeden geçmemeliyim. O aşkları tutkularıyla sevdalınız komünisttir diyen bir iradeydi. Ben devrimcilerin öldüğüne asla inanmam. Hiç kimse beni devrimcilerin öldüğüne inandıramaz. Romalılar gibi düşünürüm. Romalılar kahramanlarına in vixo, yaşadı derlermiş. Şimdi son sözlerimi söylüyorum. Yılmaz Güney yaşadı. Yılmaz Güney Fatoş'a aşık oldu. Yılmaz Güney Kürtlerin özgürlüğünü savundu. Yılmaz Güney işçi sınıfı davasının neferi oldu. Yılmaz Güney bir Marksist-Leninist'ti. Yılmaz Güney bir komünist'ti. Şimdi onu her yerde, Diyarbakır'da, Urfa'da, Siverek'te, Adana'da, Edirne'de, İzmir'de, kemer altında size gülümseyen fotoğraflarıyla görebilirsiniz. Unutmayın, Yılmaz Güney halktı. Yılmaz Güney bizdik. Yılmaz Güney hepimizin. Yaşasın Yılmaz Güney. Yaşasın Yılmaz Güney'in davası. Bugünün anısına lütfen kabul edin. Ben çok teşekkür ederim. Bu anlamlı konuşmadan ötürü Temel Demirer'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi bu etkinliğimizden elde edilen gelir deprem bölgesindeki depremzedelere aktarılacaktır. Hemen dışarıda kapının girişinde bir bağış kutumuz bulunmaktadır. Eğer siz de ufak da olsa bir katkıda bulunursanız çok seviniriz. Şimdi 15 dakikalık kısa bir ara vereceğiz ve aradan hemen sonra tekrar etkinliğimiz kaldığı yerden devam edecek. Müziğe çok erken yaşta başlayıp gönül veren, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ana dili Zazaca'yı korumak, unutturmamak adına özel uğraşlar veren, aynı zamanda tiyatro ve belgesellere de müziğiyle katkıda bulunan sevgili Barış arkadaşımız aramızda ve güzel ezgileriyle Barış'ı sizlerle baş başa bırakıyorum.
ise merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu anlamlı günde beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Tüm emek veren kardeşler, arkadaşlar için teşekkürlerimi iletiyorum. İmaz Güney'in tabii ki ben yaştan bayağı gencim. Ama ayrıca yurt dışında yaşıyorum. Bu arada Türkçem de fazla, Türkçe'ye fazla hakim değilim. Çünkü ana dilim Kırmancık olduğu için Türkçe'yi sonradan öğrendim. Yani idare edin. Tabii benim için İlmaz Günü nedense yani hepimizin, büyüklerimizin evinde olan bir resmi vardı. Tabii ki çocukken de ilgimizi çekiyordu. Ama en etkilendiğim durum Duvar filmini Alman kanalı yayınladığında sinema tarihinde ilk olarak da Kırmancık parçasının sinemaya yansıması o filmde başladı. Ayrı zamanda Garip Şahin'i de burada anmak istiyorum. Kendi bestesi Haydere diye. Öncelikle bu klamla başlamak istiyorum Duvar filmini.
eksilmeyiz zindanlarımla. Kolay değil derdin vücud erinde, kuma kırmağında, kara burunda. Aman bulurum bulurum kardeş, öfkem kındadır, öfkem kındadır.
Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi sağ olun. Geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Mesajımız daha var, onları iletmek istiyorum size. Devrimci Yapı İşçileri Sendikası, HDP Esenyurt İlçe Yöneticileri, Kaldıraç Hareketi aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Binlerce mülteci,
Eçmiasin Manastırı'nın surlarının dibine balık istifi gibi yan yana dizilmişlerdi. Boylu boyunca yatan ölüler ya da ölüm sırasını bekleyenler tifodan kırılıyorlardı. Tifodan ve açlıktan. Dostlar, Güney Dergisi eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkesiyle dünya halklarının bir arada barış içinde yaşayacağını savunuyor ve bu mücadeleyi veren kültür sanat dostlarını kucaklıyor. Agos gazetesinde yazdığı yazılarla tanınan ve yazdığı Hay Hikayeler kitabında var olma mücadelesiyle geçen ömürleri, yaşanmış acıları ve hüzünleri dile getiren Pakrat Estukyan'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Herkese merhaba. Duygu yönü ağır bir anma etkinliği yapıyoruz. Yılmaz Güney'i sanatı ve mücadelesiyle doğumunun 86. yılında anıyoruz. Programı izlerken birlikte yan yana oturduğumuz arkadaşım uyardı beni. Yılmaz Güney'in sanatından bahset dedi. Onun söylemesinden biraz sonra filmlerinden yapılmış kolajı izledik. İzlediğimiz o kolajda kamyonlar içerisinde insanlar vardı. Ankara'da inşaat içinde barınmaya çalışan o sürü filminden alınmış replikler, konuşmalar vardı. Ben de bunu düşündüm. Yılmaz Güney, emek ve sanat ilişkisi. Memleketin sınıfsal çelişkileri. Oturduğum yerde çağrışımlar yaptı. Aklıma Zavallılar filminden bir sekans geldi. Cezaevi içerisinde varlıklı, arkalı, cebi dolu mahkumlar vardır. Ve dışarıdan baklava ısmarlanmışlardır. Buna karşı çok yoksul çocuk yaştaki mahkumların o baklava sinisini çalmaları sahnesi canlandı gözümde. O baklavadan birkaç taneyi yutmaya çalışmanın kendilerine ne kadar pahalıya mal olacağını biliyorlardı. O ağır dayağı göze aldılar. Yılmaz Güney gerçekten de Yeşilçam'ın kendisinin üretim yaptığı dönemde yılda ortalama 250 film çekilen Yeşilçam'ın konu tercihlerinin tam zıttında bir iş yaptı 1969 yılında ve Umut filmini çekti. Umut filmini çekmek Türkiye insanının röntgenini çekmekti bir anlamda. Bizim gerçekliğimizi göstermekti. O yüzden Yılmaz Güney'in sinemasına toplumcu sinema dendi. Toplumumuz buydu ama Yeşilçam'da salon melodramları izliyorduk. Köşklerde çekiliyordu. Köşkler film setine dönüştürülüyordu ve oralarda çekiliyordu o Yeşilçam filmleri. Ve bir ülkenin sinemasındaki en önemli dönüşüm noktasını, köşe taşını oluşturdu Yılmaz Güney yaptığı üretimle. Arkasından bugün artık Türkiye sineması dediğimizde aklımıza ilk gelen o basit bulvar melodramları, vodvilleri değil. Daha derinlikli başka bir şeyden konuşuyoruz. İşte o okulun kuruluşunda Yılmaz Güney'in önemli bir harcı var. Daha doğrusu o sonucu bir anlamda biz bugün belki de Yılmaz Güney'e borçluyuz. Yılmaz Güney'i anmadan bu sürece dair bir şey konuşamayız. Bu büyük bir başarıdır. O anlamda da Yılmaz Güney'in
dahi bir sanatçı olduğunu iddia etmek asla abartı değildir. Sadece dahilere mahsus bir cüretti, yazılmamış bir senaryoya dayalı olarak, hayali bir senaryoya dayalı olarak Umut filmini çekmek. Sonra o Umut filmi uluslararası yarışmalarda gösterilecek denince de bitmiş filmi izleyerek yeniden senaryo yazmak. Bu ancak bir dahinin yapabileceği işti. Ama Yılmaz Güney'i bir başka boyutuyla daha düşünmek zorundayız. Acılarla harmanlanmış bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin toprağının harcı, çamuru sanki bununla karıldı. Ama biz bununla karılanın üzerinde genellikle zafer hikayeleri yazmayı seviyoruz. Bedelleri görmezden geliyoruz. Yılmaz Güney eserleriyle o bedelleri de ortaya koyan insandır. Onun Düşman filmdeki bir sekansı daha hatırlıyorum. Yunanistan'dan kızıyla birlikte yaşlı bir adam doğduğu, belli bir zamana kadar yaşadığı evini görmeye gelir. Ve o evini bulur, yerini biliyordur evin. Orada şimdi genç bir çift yaşamaktadır. Onlara dut ağacını sorar. Dut ağacı sinek yapıyordu, kestik derler. Şu bahçede kuyu vardı, oradan su çekerdik, postan sulardık. O kuyuyu da kuruttuk derler. Bu bir anlamda kültürel farklılığın nasıl bir hoyrat yoksullaşmaya yol açtığını da satır aralarında bize çok net aktaran bir diyaloglar dizisidir Düşman filmindeki. Sonuçta Yılmaz Güney bize bizi anlattı. Bizden gizlenen, bizden saklanan, hamasetin arkasında görmememiz istenen bizi anlattı. O anlamda da bugüne kadar güncelliğini koruyan bir sanatçıdır Yılmaz Güney. Demin Fatoş Güney filmlerinin halen ısrarla görmezden gelindiğini söyledi. Artık fiili bir yasak olmamakla birlikte bu bir sınıfsal tercih. Burjuvazi kendi elindeki araçlarla, imkanlarla halen Yılmaz Güney'i görünmez kılma mücadelesi veriyor. Bu başaramayacakları bir mücadele. Çünkü Yılmaz Güney dünya halklarına mal olmuş bir sanatçıdır. O artık bir klasik sinema yaratıcısıdır. Ve yaptığı filmleri her yerde dünyanın her toplumuna çok net sunabilirsiniz ve anlaşılır olurlar. Çünkü insana değiyorlar. Bize düşense bugünden yarına Yılmaz Güney'in bize işaret ettiği enternasyonalist bakış açısını asla kenara koymamaktır. Asla milliyetçiliğin çukuruna düşmemektir. Yılmaz Güney her fırsatta bir Kürt sanatçı olduğunu söyledi ama hiç kimse ona Kürt milliyetçisi sıfatını yakıştıramaz. Bu bilince çıkan kimlik, milliyetçilik zehiriyle asla yaralanmadı, örselenmedi. O anlamda da Yılmaz Güney'in sözü bugün de bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Pakrat, bu gecenin anısına küçük bir hediyemiz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Efendim. Bir arkadaşla görüşürseniz çok sevinirim. Katkısından dolayı Pakrat Estukyan'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Kısa mesajlarımız daha var. Onları da iletmek istiyorum. İstanbul Kürt Enstitüsü aramızda ve Komünist Köz aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Müzikte gerçek doğamı buluyorum. Bu yüzden tüm masum insanların hüzünlerini, mutluluğunu ve umudunu üzerime giyiyorum. Ve kendimi onların yerine koyarak
tüm duygularımı müzikle yaşıyorum. Anadolu ezgilerini modern dokunuşlarla geçmişten günümüze taşıyan ve 17 dilde farklı etnik kültürlerin ezgilerini seslendiren Devrim Kavali bizlerle. Surpass what's a man.
Ruhtaşlar, candaşlar, yoldaşlar, iyi ki varsınız, hoş geldiniz bu güzel etkinliğe. Ya bu iki terim çok hoşuma gidiyor, candaş ve ruhtaş. O yüzden söylemek istedim, evet hoş geldiniz tekrardan. Sesim kısık, farkındasınız, çok özür dilerim, affınıza sığınıyorum. Ama evet, bazen yapacak bir şey olmuyor. Ve konserden konsere, o yardımdan bu yardıma koşalım derken yardıma muhtaç oluyor insan. Ama kurtarıcılarım var. Bildiğiniz eserleri benimle beraber okursanız çok mutlu olurum. Ve teşekkür etmek istiyorum şu anlamda. Burada bütün emeği geçen, çalışan bütün yoldaşlara, dostlara çok sağ olun. İyi ki varsınız ve bu sahneye layık gördüğünüz için minnettarım, sağ olun. Büyük bir onurdur benim için.
etmerini sari gelin, sari gelin, sari gelin, dert o yerin, bat ve lez var tkımaniz. Ülkede Hrantlar geçti, Yılmazlar geçti, o kadar insanlar geçti ki. Ama umudumuzu yok etmediler. Güzel günler gelecek elbette yakında. Şimdi Kürtçe bir eser okumak istiyorum size mülteciler hakkında. Aram Tigran üstadımdan öğrenmiştik. İşte okuduğunu, yani yine bir Ermeni'nin çok güzel Kürtçe diliyle okuması ve mültecilerden bahsetmesi de yine madidar benim için. 2015'teki yaptığım albümde de vardı, yer almıştı. Yani Kürtlerin mülteci durumlarını, haklarını anlatan bir eserdir. Beraber söyleyelim eğer biliyorsanız. Beni kurtarın. Bana can dost olun, sevinirim yani. Penaber. Hey
çera derbe der Velat velat digerin Binne vikteri beber demişken efendim Yılmaz demişken bizi çok etkiledi, çocukluğuma dönüyorum, filmleri hatırlıyorum, böyle güzel insanların bu dünyadan geçmesi o kadar çok onur ve gurur verici ki bizim için, bize tanımamış olsak bile büyük bir miras bırakan bir insandır ve yol çizergah pusuladır yani. Ve bu eseri onun için okumak istiyorum. Hep beraber okuyalım istiyorum. Biliyorsunuz, kesin biliyorsunuz. Onun anısını okumak istiyorum. Onu çok seviyoruz. Burada yanımızda dil bedenen ama ruhen, beyinen bizle.
gül.
mahpusun içinde bir ulu çınar. Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak gidelim. Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak gidelim. Uzak gidelim, uzak gidelim, uzak gidelim. Gelecek daha sürprizim var. Evet. Şöyle bir şey. Aslında iki şarkı söyleyip bitirecektik. Sonra dedik ki sesi yani kısık ya devrimin. En iyisi bir parça daha söyleyelim, keselim. Onu da isterlerse ek yapalım ama şimdi ben ek parçayı Photoshop'la için düşünmüştüm. Yani isteseniz de istemeseniz de o eki de okuyacağım. Son eser seninki. Senin için yepyeni bir eser. Ama ondan önce dal dala var. Şimdi ses kısık olunca yani zorlanıyor insan biliyorsunuz. Ne yapmak gerekiyor? Okey. Devrim ne yapacaksın? Performans sergileyemiyorsun. O zaman hani duygulu şarkılar söyleyip insanların ruhuna dokunamamak bir ayrı problem tabii. Ne yapacaksın? Şarkıları anlat dedim. İçeriğini anlat o zaman. Bu da bir şey. Çünkü Ermenice okuyoruz ama kaç kişimiz Ermenice biliyor, anlıyor değil mi? Şimdi bu son eser de Dal Dala. Dal Dala eseri de benim albümün, 2015'teki yaptığım albümün cover ismidir yani. Ve 1818'lerde o dönem, 1800'lerin başlarında bir hikaye anlatır. Ehs Hoca'nı anlatır. Ehs Hoca'nın Anadolu'da işte bir köylü kadın ve eşi hamal olarak İstanbul'a gidiyor çalışmaya ve kadın gurbetlik yaşıyor. Sonra işte Ehson'un hikayesi aslında bir nevi anlatıyor ama bunu kim anlatıyor? Maron Albantyan, o da Palolu, Palo Ermenilerinden ve babası da aşıktı, kendisi de aşıktı. Sağ olsun onun anısına ondan öğrendim ve okudum ve çok tatlı bir eserdir. 5-8'lik bir eserdir ve Ermenistan bile bu parçayı unutmuştu. Çok sevdiğim bir arkadaşım sayesinde bu eserle tanıştım. Ve size lütfetmek istiyorum. Dal dala, dal boyut kurban. Kurban şey demek, dal dal sevdiğine diyor işte. Dal boyuna kurban olayım diyor yani. Bu kadar güzel bir aşk var mıdır sevdiğine dal boyuna kurban olayım demek. Çok felsefik bir şey. Ve soruyorlar işte. Ehs Hocam diyor, postacı geldi mi, haber var mı diyor falan. O şekilde hikaye ilerler yani. Çok tatlı bir sevda hikayesidir. Başlayabiliriz. Lenler okusun, ritim tutsun. Thank you.
İstanbul, sevgisi getirme. Oradasın İstanbul, sevgisi getirme. Bakma meritası çıkas, düşman eskında. Bakma meritası çıkas, düşman eskında. Eserimiz. Aa ya, hayır, son değil, bir tane daha var, Yunanca da varmış. Unuttum ben onu. Hadi bakalım, Yunanca'ya giriyoruz. O da karışık. Sondan önce bir. Ağrıdan, sızıdan tutsun.
ne ben doğru, ne sen doğru. Yanlışın adı biz güzelim, ah güne bakalım. Biz yana yana biter, bu sana bana yeter, giden gider. Sol yana düşen keder, bir yudum suyu bile züleder. Giz yana yana biter, bu sana bana yeter, giden gider. Sol yana düşen keder, bir yudum suyu bile züleder. Göz göre göre uçmuşuz ateşe, iki pervane. Ben yana yana, sen yana yana, biz iki divane. Göz göre göre uçmuşuz ateşe, iki pervane. Ben yana yana, sen yana yana, biz iki divane. Biter, bu sana bana yeter, giden gider. Sol yana düşen keder, bir yudum suyu bile züleder. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kocaman bir umutsunuz, sağ olun. Sevgili Devrim, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ezgilerden dolayı ağzınıza sağlık. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Evet dostlar, sevgili Devrim Kavali ve ona eşlik eden müzisyen dostlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten günümüze güzel bir anlam kattılar. Osman Kutay'a ait bir sürücü belgesi ve birkaç kağıt sanırım cebinden düşürmüş. Etkinlik bitiminde kulisten alırsa eğer sevinirim. Yılmaz Güney'in kendi yazılarında da söylediği gibi sanat ve kültürde yaratıcı çalışmamızın kaynağı halktır. Halkın devrimci mücadelesidir. Devrimci sanat kaynağını halktan alır. Ürünlerini halka götürür. Karşılıklı etkileme ve etkilenme süresi içerisinde halk sanatın, sanat da halkın gelişmesine yardımcı olur. Toplumsal mücadele içinde verdiğimiz emeğin karşılığını alacağımıza, devrim yolunda önemli adımlar atacağımıza, Güney Kültür Dergisi olarak bu uğurda yazdığımız yazılarda, öykülerde, şiirlerde, seslendirdiğimiz ezgilerde halkımızı yüreklendirip mücadelenin damarlarında kan olmaya devam edeceğimize söz veriyor ve sizleri de bu sözü büyütmeye davet ediyoruz. Sevgili dostlar, etkinliğimizi burada sonlandırmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yazarlarımız Fatoş Güney, Muzaffer Doyum ve Seher Yeğin çıkışta kitaplarını imzalamak üzere sizlerle birlikte olacaklar. Bugünkü etkinliğimizde desteklerini bizden esirgemeyen Şişli Belediyesi'ne, Agos Gazetesi'ne, Mutlu Basım Yayı'na, Güney Filmciliğe, Güney Kültür Merkezi'ne, Güney Dergisi'ne ve bu güzel buluşmaya emek veren, katkı sunan, bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.